Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Bugün İbrahim suresini bitireceğiz inşallah. 10 ayetlik bir pasaj kaldı. Bölünebilir bir durumu yok. Yani nasip olursa bunu bugün bitireceğiz. Ve bugün tabii bir aylık bir ara vermeye de mecbur kaldık. Önümüzdeki hafta inşallah cumartesi günü Almanya'ya gideceğim. 10-12 gün oralarda 8-10 konuşma yapacağım. Oradan döndükten sonra da yaklaşık 16-17 konuşma da Türkiye'de, buralarda değişik illerde, ilçelerde yapacağız. Nisan ayı bizim için hizmet ayı. Türkiye'nin hemen her yöresine gidiyoruz, Allah'ın kelamını anlatma fırsatı buluyoruz. Hazreti Peygamber'in kutlu doğumu bizim için de kutlu hizmetlere vesile oluyor. Bunun için ona binlerce salat selam ediyor. Bu fırsatı bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Onun adına, onun dinini, onun istediği gibi bozmadan, kırpmadan, ilave etmeden, arı duru aktarabilmeyi de nasip etmesini niyaz ediyorum. Elimizden geleni ardımıza koymuyoruz, çalışıyoruz. Allah ömür verdiği sürece bu hizmeti devam ettirme azmimiz, kararlılığımız var. Bugün İbrahim suresini son pasajıyla birlikte okuyup aylardır süren bu İbrahim suresi maratonunu bugün sona erdirmiş olacağız nasip olursa. Ve bugün de çok önemli ayetlerle karşı karşıyayız. Gerçekten belki ilk defa duyacağınız ayetler var bu okuyacağımız yerde. Öyle enteresan ki Kur'an'da bir defa kullanılan bazı kelimeler var bu okuyacağımız yerde. Bir tek burada geçiyor, başka yerde geçmiyor. Çok nefis pasaj bu pasaj. Göreceksiniz zaten, efendim ben sabah beri çalışıyorum tabii. Sabah beri yeni zihni aydınlanmalar yaşıyorum. Cumartesi sabahları benim için çok kıymetli zaman dilimleri. Efendim, bu bildiklerimizi, Kur'an'dan anladıklarımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak mahcup bırakmasın inşallah. Evet, surenin 42. ayeti. Bundan önce okuduğumuz, geçen hafta okuduğumuz son pasaj, Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer, Hazreti İsmail üçlüsüyle ilgiliydi ve Hazreti İbrahim'in dillere destan dualarıyla sona ermişti ki bu duaların bir tanesini biz her namazda okuyoruz. Son dersi de o dua ile bitirmiştik geçen hafta. Buyuruyor ki Yüce Allah Hazreti İbrahim'in dilinden bir duayı bize aktarıyor. Bismillah, Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Ey Rabbimiz, beni, anamı babamı ve bütün inananları hesabın gerçekleşeceği o günde bağışla, mağfiret eyle. Tabi bu duaya biz de gönülden amin diyoruz. Şimdi bu duada son kelime hesabın görüleceği gün, yevme yekumul hisabu, hesabın gerçekleşeceği gün, yani mahşer, yani ahireti anlatıyor, sorgulamayı anlatıyor. Şimdi o ifadeyi açıklayan bir pasaj, okuyacağımız pasaj. Yani bundan sonra okunacak bölüm hep mahşerle alakalı. Orada yaşanacaklarla alakalı. Bir takım konuşmalar, bir takım olgular, bir takım hakikatler peyderpey
sıralanarak bize sunuluyor. Ve tabi Mekke surelerinin genel özelliği gereği daha çok ahirete inanmayan insanlara ahirete iman vurgusu taşıyor. Daha çok inkarcıları korkutmaya, onlara gözdağı vermeye yönelik bilgiler yer alıyor. Ama hakikat o olacağına göre bu hakikatten herkes nasipkar olmalıdır diye Yüce Allah bizi mahşer konusunda bilgilendiriyor. Buyuruyor ki, Estağfirullah. Ve la tahsebenne Allahe gafilen amma ya'melu zalimun. Sakın ha zalimlerin yapmakta olduğu şeylerden Allah'ın habersiz olduğunu zannetmeyesin. Sakın ha zalimler bir şeyler yapıyorlar ve bu onların yanlarına kâr kalacak zannetmeyesin. İnnemâ yuakhiruhum liyevmin. Allah onları tehir ediyor. Geciktiriyor. Liyevmin. Şöyle bir güne onları geciktiriyor ki onlarla hesaplaşmayı ya da onları cezalandırmayı şöyle bir güne bırakıyor ki teşhasu fihil ebsaru. O gün gözler fal taşı gibi dışarı çıkar. O gün gözler bulundukları yerden, yuvalarından adeta fırlayıp dışarı çıkar. Bu herhalde şuna benziyor. Yani çok korkunç bir olayla karşılaşan ve çaresizlik içerisinde kalan insanın yüz ifadesi neyse muhtemelen onu ifade ediyor. Korkunç bir şeyle karşılaşıldığında yaşanan fizyolojik görüntü hakkında bilgi veriyor ve devam ediyor tabii. Bu kadarla sınırlı değil. Tabii bir korkunç olay deyince yani çarşamba günü yaşanan o helikopter faciası da bu vesileyle aklımıza geldi. Eğer Yazıcıoğlu abimiz vefat ettiyse Allah'tan ona rahmet diliyoruz. Tabii bir takım bilgi karışıklıkları var hala daha. Biraz önce dinledim. 4 ceset bulundu. 2'si bulunamadı dedi biraz önce. Tabii bir gariplik var bilmiyorum. Bir haber karmaşası var. Ama her neyse yaralıysalar Allah'tan acil şifalar diliyorum. Vefat ettilerse Cenab-ı Hak cennetiyle hepsini mecbur eylesin diye niyaz ediyorum. Bu vesileyle bütün ölülerimize de rahmet diliyorum. İşte bir faciayla karşılaştığında insanlar gözleri adeta yuvalarından dışarı çıkar. Öyle bir gün gelecek. Bakın Allah kafirlerin azabını tehir ediyor. Nere tehir ediyor? Mahşere tehir ediyor. Mahşere azap tehir ediliyor. Ne oluyor peki? Ne olacak yani? Orada başka ne olacak? Gözler yerinden fal taşı gibi, fırlar gibi adeta bir noktaya böyle baka kalan bir görüntü olacak gözlerde. Başka? Muhti'ine. Kur'an'da iki defa geçer bu kelime. Biri burada, biri de şeyde, Kamer suresinde geçiyor. Orayı da okuyacağım birazdan. Muhti'ine. Bu adamlar böyle nasıl diyelim şimdi? Muhti'ine normal yürümek anlamına gelmiyor. Muhti'ine böyle yani ürküntüyle böyle seyirtmek yani. Yani gitmek zorunda. Gitmek istemiyor ama gitmek zorunda böyle korkulu, dehşetli bir nereye kaçtığı da belli olmayan bir garip bir gidiş var. Muhti'ine o demek. Adeta seyirtiyor olacaklar. Öyle bir dehşetli bir gidiş var. Nasıl olacak bu gidiş? Mukni'i ru'usihim. Bu çok
felaket bir ifade. Mukni'i ruusihim. Bu adamların başları, şimdi başları mukni'. Mukni demek iki anlama geliyor. Bir, şöyle yani arkaya düşmüş, yani böyle kafası kalkık kalmış, adeta gideceği yeri görmeyen bir gidiş. Aynen Yasin'de olduğu gibi. Orada geçiyor ya Es-Sebillah. İnna cealna fi a'naqihim aghlalan. Onların boyunlarına böyle tasmalar geçirdik. Fehi ilel ezqani. Tasmaların demirlerinin bir bölümü ta çenelerine kadar dayandı. Fehum mukmahune. Adamlar kafalarını aşağı eğemiyorlar. Böyle kalmış. Bir anlamı bu. Mukni'i ruusihimin. Bir anlamı bu. Kafa böyle kalkık kalmış. Öyle gidiyor. Görmüyor nereye gittiğini yani. Böyle gidiyor. Bir anlamı bu. Bir anlamı da kafaları enselerine düşmüş. Boynu bükük kalmış. Yani gidiyor ama açık bir alınla, rahat bir gönülle, sevdiği bir yere doğru değil, mahcup, mahzun ve mükedder bir şekilde gidiyor. Yani boynu bükük anlamı da var bunun. Böyle kafasını geriye doğru çakılı kalmış halde gidiş anlamı da var. Hangisi olursa olsun kötü bir gidişten söz ediyor. Böyle gidecekler. Öyle ki bakın ifadeye bakın. La yerteddu ileyhim tarfuhum. La yerteddu ileyhim tarfuhum. Gözleri kendilerine geri dönmeyecek. Gözleri kendilerine geri dönmeyecek demek, gözlerine hakim olamayacaklar yani. Gözleri dona kalmış bir şekilde, çakılı kalmış bir şekilde, sağa sola oynayamayan bir sabitlik yaşayacaklar. Gözleriyle istedikleri yere dönüp bakamayacaklar. Yerinden fırlamış teşhasu, teşhasu, yerinden fırlamış gözler adeta yuvalarına geri dönemeyecek yani. Sabitlenmiş olacak. Ve efidetuhum hevaun. Her şeyden kötüsü onların yürekleri de bomboş kalmış olacak. Hiç içlerinde bir şey saklayamayan bomboş bir kalple, bomboş bir gönülle işte o mahşer sorgulamasına doğru işte gidecekler. Bu adamlar gözlerine hakim olamıyorlar, etrafa bakamıyorlar. Niye? Çünkü dünya hayatlarında bakmaları gereken yere bakmamışlardı. Allah'ın kendi canlarında yarattığı mucizelere bakmamışlardı. Afak dediğimiz ufuklardaki ayetlere bakmamışlardı. İbret nazarıyla kainatı gözlemlememiş ve sahibini arayıp bulmamışlardı. O burada gözüne hakim olmayan adam, hakim olabilme imkanına rağmen bu hakimiyeti iradesiyle doğru bir yöne yönlendirmeyen adam mahşerde gözüne hakim olamayacaktır. Yerinden fırlayıp çıkan gözler yuvalarına geri dönemeyecek. Adam kendi gözüne bile hakim olamayacak demektir. Gönülleri bomboş. Dünya hayatında imanla gönüllerini doldurmayanlar mahşerde bomboş bir gönülle adeta sağa sola savrulup duracaklardır. Nebe suresinde ifade var. Çok nefis bir ifade. Çok iki kelime. Cezaen vifaka diyor Allah-u Teala. Cezaen vifaka. Tam da yaptıklarına uygun karşılık verilecek diyor Allah-u Teala. Ne yaptılarsa tam uygun karşılığı görecekler. Nebe suresi 26. ayette.
Bu Nebe Suresi 26. ayet. Mahşerde yaşanacak gerçekliklerle dünyada yapılan kötü davranışların nasıl birbiriyle uyumluluk arz ettiğini Kur'an'da defalarca kendini gösteriyor. Burada da öyle. Kendine dünyada hakim olmayı becermeyenler ruzi mahşerde hak ettikleri türden karşılıkla buluşturulacaklardır. Şimdi bakın bu hal, yani mahşerdeki o dehşet verici görüntü Kamer suresi 6 ve 7. ayette, 6, 7, 8. ayette de geçiyor. Buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Fetevelle anhum. Sen onlardan yüz çevir. Şu gün. Hangi gün? Yevme yed'ud da'i. Bir davet eden varlık onları çağıracak. Bir davetçi insanları çağıracak. Nere çağıracak? İlâ şey'in nükür. Hiç görülmemiş. Dehşeti hiç tahmin dahi edilemeyen bir şeye çağıracak. Nasıl bir gidiş olacak? Huşşan absaruhum. Gözleri düşmüş, dökülmüş olacak. Yani bakmaya adeta dermanı fermanı olmayacak. Böyle gözünde fer kalmayan bir yapıda, gözü düşmüş bir halde. Yahrucune minel ecdâsi. Kabirlerden çıkacaklar. Kennehum cerâdün münteşirun. Sanki ortalığa yayılmış çekirgeler gibi ne yaptığını bilmez bir halde sağa sola savrulup duracaklar. Muhti'ine ile dâi. İşte o davet eden, çağıran varlığa doğru koşacaklar. Böyle bir garip bir tutum ve garip bir enstantane yaşanacak. Yekulul kafirune. İşte o gün kafirler diyecekler ki hâzâ yevmun asirun. Bu ne kadar büyük, ne zor, ne ağır bir günmüş meğer bu. Daha bir şey yok. Daha sorgulama öncesi. Felaket haberi az buçuk hissedilince bu itiraflar kafirlerin dillerinden dökülmek durumunda olacaktır. Hocam özür dilerim. İnananlar bu şekilde olmasın. İnşallah olmayacak. Yani bu çekirdeğe misali. Yok yok. Kafirlerle alakalı. Kafirlerle alakalı da işte imanını koruyamayan adam sonunda gidip olacak böyle. Bu beni ilgilendirmiyor deyip kenara çekilme yanılgısına düşmeyelim. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu felaket bir akıbettir. Bundan kurtulmanın yolu Hakk'a kulak vermekten geçiyor. Hiç inanmamak nasıl bir küfürse kendini %100 garantide görmek de öyle tehlikeli bir sonuç verir. Daima korku ve daima bir ümit arası Müslüman yaşayacak. Garantili bir durum yok. Garantili bir durum yok. Peygamberine söyletiyor bunu Allah-u Teala. Diyor ki Estağfirullah Ahkaf suresinde Kul ma kuntu bid'an minel rusuli. De ki ben böyle türeli bir peygamber değilim. Yani daha önce hiç çıkmamış da ilk defa çıkmış bir peygamber değilim. Ve ma edri. Ve ben bilmiyorum. Ma edri. Ben bilmiyorum. Ma yuf'alu bi ve la biküm. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ahkaf suresi 9. ayet bu ayet. Dolayısıyla %100 garanti yok. %100 garanti olmadığı gibi %100 ümitsizlik de yok. Allah-u Teala'nın merhametine hepimiz sığınacak ve o merhametten nasipkar olmak için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Şimdi devam ediyor. Şimdi daha yürek yaralayıcı bir ifade başlıyor. Ve enzirin nase. Şimdi hadi bakalım.
İnsanları uyar. Herkesi uyar. Ennase insanları, herkesi uyar. Sadece kafirleri değil. Herkes bu uyarıdan nasipkar olsun. Uyar şu güne karşı. Hangi gün? Yevme ye'tihimul azabu. O gün insanlara azap gelir. Azabın geleceği güne karşı insanları derinden uyar. Uyar ki feyekulüllezine zalemu. Zalimler o gün şöyle diyecekler. Ne diyecekler? Rabbena, ey Rabbimiz, ehhirna ila ecelin garibi. Yani bizim süremizi biraz yakın bir zamana kadar tehir et. Yani çok uzun zaman da istemiyoruz. Biraz yakın bir zamana kadar tehir et bizi. Ki nücib daveteke, senin davetine icabet edelim. Ve bir de nettebi'ir rusule, peygamberlere tabi olalım diyecekler. Benim süremizi biraz daha yakın bir zamana kadar tehir et ki senin davetine, çağrına icabet edelim, karşılık verelim ve peygamberlere tabi olalım. Şimdi bununla ilgili 5-6 tane ayet okuyacağım. Cümleyi, bu ayeti bitireyim. Evelem tekûnû. Allah muhafaza etsin. Şu hitabı mahşerde duymaktan Allah hepimizi muhafaza etsin. Bak. Evelem tekûnû. Eksemtum. Siz değil miydiniz yemin edenler? Min kablu. Dünyadayken. Mâ leküm min zevâlin. Dünya hayatı hiç bitmeyecek diye yemin edip duranlar siz değil miydiniz? Hani ne oldu? Ya geldiniz. Gördünüz mü? Ne kadar boş bir dünya için uğraşıyormuşsunuz. Üstelik oranın boş olması yetmiyor. Burayı fenalığa, perişanlığa dönüştürmeye neden oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu tür ifadeler var. Birkaç türlü bunlar. Bunlardan bir bölümü var. Ölmek üzereyken adam ölmemek isteyecek. Bir grubu var. Öldükten hemen sonra geri dönmek isteyecek. Bir grubu var. Azabı görünce geri dönmek isteyecek. Bir grubu da var. Ateşten çıkmak için yalvaracak. Bak bunların hepsi Kur'an'da var. Ben bunları sabah sizin için dizdim. Hani nerede bulacağınızın işte havaya malzeme git, ondan sonra tefsir dersi anlat. Sapa sağlam bilgiler bunlar. Şimdi okuyorum. Yerlerini söylüyorum. Tevabun suresi 10-11. Beraber okuyalım. Biz de bilgilenmiş olalım. Buyuruyor ki Yüce Allah. Bakın. Tevabun değil. Münafıkun suresi 10 ve 11. ayetler. Bu ölmek üzere olan adama yönelik bir hatırlatma. Ölmek üzere olan bir adamın yaşayacağı bir şeyin haberini veriyor Allah-u Teala. Diyor ki ve enfikû mimmâ razaknâküm. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin bir bölümünü dağıtın, infak edin. Min kabli en ye'tiye ahadekümül mevtü. Sizden birine ölüm gelmeden önce. Ki feyekûle. Şöyle diyecek adam. Rabbi, ey Rabbim, levla akherteni ila ecelin garibin. Ne olurdu benim ecelimi biraz daha yakın bir zamana kadar tehir etsem de, yani ölmesem yani. Ölmesem de süremi biraz daha yakın bir zamana tehir etsem de fe essaddeka. Ben bir takım şeyler tasadduk etsem, dağıtsam ve ekün mines salihin. Ve salih kullardan olabilsem, benim ecelimi, süremi biraz daha yakın olsun, fark etmez. Ama tehir et, diyecek. Ölmek üzere olan bunu diyecek. Biz bunu duymuyoruz ama onun ruhuyla melek arasında cereyan eden bir konuşma bu. Bu gerçekleşecek. Ve len yuakhirallahu nefsen
اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا. İşte bir canın süresi dolduğunda Allah onu asla soraya tehir etmeyecektir. Garantili ifade bu. Hiç. Vaktinde önlemini al, yoksa sonraki istekler hiçbir anlam ifade etmeyecek. Ölürken bile Azrail hiç kimsenin yanına iki kere gelmez. Gelmez değil mi? Geldi mi işini yapar gider. Bilmiyorum. Öyle bazı şeyler anlatıyorlar. İşte geldi de bir kere de işte dedi ona git de gitti de yok bir daha geldi de şimdi hazır. Yok böyle bir şey yok. Hiç asla böyle bir şey yok. Azrail bir adama iki kere görünmez. Bir kere. Gelince hiçbir can tehir edilmeyecek. Ayet var. Melek neye göre geliyor da neye göre geri gidecek boşuna? Ve yef'alûne mâ yu'merûn. Onlara emredilen şey neyse onu aynen yaparlar. Yani Allah-u Teala bilmiyor mu adamın ne zaman öleceğini de? Yanlış bir zamanda mı gönderiyor Azrail'i? Yok canım. Böyle şeyler hiç öyle menkıbelerde anlatılır filan. Onlara bizim karnımız tok. Şimdi bakın. Öldükten sonra bu isteklerden de haber veriyor Allah-u Teala. Müminun suresi 99-100. Hatta izâ câe ahadehumul mevtü. Onlardan birine ölüm geldiği zaman, öldüğü zaman yani adam, kâle der ki, Rabbi irci'uni. Ya Rabbi beni geri çevir. Dünyaya. Le'alli a'melu salihan fîmâ terektu. Terk ettiğim o dünyada belki iyi bir şeyler yaparım. Hala belki diyor adam. Yani gene kararı belli değil. Bir ihtimal yaparım. Beni geri çevir. Kella yok diyor. İnna kelimetunu ve kailuha. Bu onun ağzında gevediği bir laftan ibarettir. Ve min veraihim berzehun ila yevmi yub'asun. Böylesi adamlar iyi bilsinler ki ta mahşerde diriltilecekleri güne kadar arkalarından onları kuşatan bir berzah vardır, engel vardır. Ölüm engeli vardır. Ölmüş adam bir daha dünyaya geri filan gelemez. Berzah, ölen bir insanın dünyaya geri gelmesini engelleyen ölümün adıdır. Berzah, geri gelmenin manisidir. Bir daha geri dönemeyecek adam, onu söylüyor. Hocam niye ölümden sonra dönmek istiyor? Çünkü farkına varıyor mu? Ruh gideceği yeri az buçuk anlıyor. Ölürken belli. Bırak öldükten sonra. Ölürken bazı adamlara melekler öyle tokat patlatacak ki yüzlerini arkalarına vuracak. Fekeyfe izâ teveffetumul melâiketu yadribûne vücûhehum ve edbârehum. Yüzlerini arkalarına vuracaklar. O ben fiziksel olarak görünmüyor ama ruhen bir sıkıntı mutlaka olacak. Mutlaka. Kafirin ölümüyle kafirin dirilmesi, müminin ölümüyle dirilmesi gibi asla olmayacaktır. Ama cehennem azabı mahşer yargılamasından sonra başlayacak. Arada ruhun yaşadığı sıkıntılar elbette vardır. Ama bunlar cehennem azabıyla ilişkili sıkıntılar değillerdir. Çünkü mahşerde yargılamadan sonra cehennem azabı başlayacak, başlatılacaktır. Evet. Bir iki ayet daha sizlere aktarayım. Mesela Secde suresinde öldükten sonra adam öldükten sonra ve mahşerde artık yani aynen şu İbrahim suresinde okuduğumuz ayette olduğu gibi benzer bir dilek gündeme gelecek. 12. ayeti Secde suresinin. Ve lev tera idil mucrimune. O gün şu suçluları bir görsen. Nakisu ruusihim inde rabbihim. Rablerinin huzurunda nasıl da başlarını bükmüş olacaklar. Nasıl boyun bükmüş olacaklar. Rabbena diyecekler ki ey Rabbimiz. Absarna. Ya Rabbi artık her şeyi gördük. Ve semi'na. Artık her şeyi işittik.
Fercirena. Ya Rabbi bizi bir daha yarat. Dünyaya çevir. Ne'mel salihan. İyi işler yapacağız. İnna mu'kinune. Artık kesin inanıyoruz. Bunun bir anlamı yok. Bu istek mahşerde yeniden dillendirilecek ama yazık ki hiçbir şekilde itibar görmeyecektir. Şimdi bakın, benzer bir ifade Zümer suresi 58. ayet. Ev tekule, ya da diyecek ki o kötü adam hine terel azabe, azabı gördüğünde, lev enneli kerreten, ne olurdu sanki bir kere daha yaşasak da, yaşayabilsem de, fekûne minel muhsinîne, iyi adamlardan olsam, bir kere daha bir fırsat verilse. Cevaba bak. Bela, hayır. Kad câetke âyâti, sana bütün ayetlerim gelmişti. Fekezzebte biha, sen bütün ayetlerimi yalanlamıştın. Vestekberte, ayetlerime karşı kibir göstermiştin. Ve künte minel kafirin, kafirlerden ve nankörlerden olmuştu. Bitti. Bu feryadın bir de ateşteyken yaşanacak olanı vardır ki Allah muhafaza buyursun. Buradaki cevap tek burada var. Başka hiçbir yerde yok. Fatır suresi 37. ayet. Fatır 37. Tabii biz Fatır suresini okuduk mu burada? Okumadık. Fatır suresini mutlaka okumamız lazım. Hatta Mayıs'tan itibaren ilk buradan böyle başlayabiliriz. Fatır suresinin bir 10. ayeti var ki aman Allah. Yani bir derya Fatır suresi. Şimdi onun 37. ayetine bak. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا. Onlar cehennemde nasıl da bağıracaklar. Rabbena diyecekler ki ehricna, ya Rabbi çıkar bizi buradan. Ne'mel salihan gayrellezî künnâ ne'mel. Daha önce yaptığımızın tersine güzel işler yapalım. Çıkar bizi buradan. Şimdi cevaba bakın. Evelem nuammirküm ma yetezekkeru fîhî men tezekkere. Öğüt alabilecek olan bir insanın öğüt alabileceği kadar bir ömür vermemiş miydik biz size? Ve câekümün nezîru, size peygamberler gelmemiş miydi? Fezûku, azabı tadın bakalım. Allah korusun. Bu sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı bekliyor inanmayanları ve yazık ki inançsız ölenleri. Oradan kurtulabilmek için elimizden gelen her şeyi burada yapmalıyız. Mümin suresinde de bir ayet daha var. Fa'tarafna bi zunubina. Fa'tarafna bi zunubina. Ya Rabbi bütün günahlarımızı artık itiraf ediyoruz. Fehel ila hurucin min sebil. Şu azaptan çıkmak için bir yol yok mu? Fehel ila hurucin min sebil. Hiç mi bir yolu yok bunun? Çıkalım şuradan diyecek. Ama yazık ki bu söz itibar görmeyecek. Müminun değil. Mümin suresi 11. ayet. O 11. ayetin yarısını okumuyorum. Öbür yarısını okursam kaldık burada. Onu evde okuyun. 11. ayetin yarısını okumuyorum. Onu evde okuyun. Evet. Şimdi geçiyoruz. Allah muhafaza buyursun bizi böyle bir sıkıntıdan. Evelem tekûnû eqsemtüm. Yemin etmiyor muydunuz siz? Min kablu, daha önce. Mâ leküm min zevâlin. İş hiç bitmeyecek zannetmiyor muydunuz siz? Dünya hiç bitmeyecek böyle demiyor muydunuz? Bakın bu ifadeyle alakalı da acayip ayetler. Ve aksemû billâhi cehde eymânihim. Bütün güçleriyle Allah'a yemin ediyorlardı ki la yeb'asullâhu men yemûtu. Ölen adamı Allah kesinlikle diriltmez diyordunuz.
Bu nerede? Bunu nerede diyorlar? Yerini söyleyeyim size. Nahl suresinde, Nahl suresinin 38. ayetinde. Bela, hayır hayır, bu ifadeniz doğru değil. Va'den aleyhi hakkan. Hiç ama hiç böyle bir iddianın sahibi olmayın. Öldükten sonra diriltilmeniz Allah'ın bizatihi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Bundan hiç kimse istisna edilmeyecektir. Mesela bakın, bu adamlar şöyle de diyorlardı. Kehf suresinin 35. ayetinde Kale diyordu ki Ma ezunnu en tebide hadihi ebede. Yani ben bu bahçemin, bu malımın, bu mülkümün ebediyen yok olacağını sanmıyorum. Bak böyle devam edip gidecek. Ama bu doğru değil. Dahası Hümeze suresinde vardı. Yahsebu enne ma lehu ahledehu. Zannediyordu ki malı onu sonsuza dek yaşatacak. Malı ile beraber sonsuza kadar yaşayacağını filan zannediyordu. Hani dünya bitmeyecek zannediyordunuz. Yemin edip duruyordunuz. İşte yemini okuduğum Nahl suresindeki ayet. Gerçek onların sandığı gibi değil. Şimdi tekrar uyarı devam ediyor. Ya da onları fırçalamak. Ve sekentüm. Siz yaşamıştınız, sakin olmuştunuz, meskun olmuştunuz, yani oturmuştunuz. Fî mesâkinillezîne zalemû enfüsehum. Bu kendilerine yazık eden adamların yerlerinde oturdunuz. Yani sizden önce de böyle inkar edip gidenler vardı. Onların gittiğini görmenize rağmen sizin gitmeyeceğinizi nasıl düşündünüz? Herkes gitti de bir siz mi gitmeyecektiniz? Gidenlerin yerine oturdunuz. Onlar da böyle diyordu, sizin gibi diyorlardı. Ve tebeyyene leküm keyfe fealnâ bihim. Üstelik onlara neler yaptığımızı çok iyi biliyordunuz. Bu sizin için apaçık ortaya çıkmış bir gerçekti. Neler yaşadılar da gittiler. Buna rağmen ve darabnâ lekümül emthâle. Size onlarca örnek verdik. Ne diye hala inkarda direttiniz? İşte şimdi inkarın karşılığını görün ve çekin bakalım. O böyle örnekler vardı ama artık onları geçiyorum. Fakat mekeru mekerahum. Bu adamlar eskilerde, bu son ümmetten olacak insanlar da bütün tuzaklarını, bütün hile ve desiselerini ortaya koydular. Koyuyorlar, koyacaklar. Ve indallahi mekruhum. Onların bütün tuzakları Allah'ın kontrolündedir. Bütün tuzaklar Allah'ın kontrolündedir. Onun bilgisi dışında herhangi bir tuzak yok. Ne kadar tuzak kurarsanız kurun. Ve inkâne mekruhum. İsterse bu adamların tuzakları şöyle olsun. Litezûle minhul cibâlu. Dağı yok edecek türden bir tuzak bile kursalar, bu tuzaklar sonucu değiştirmeyecektir. Allah hiçbir tuzağın altında asla kalmayacak, bütün tuzakları yok edecektir. Şimdi bu tuzak işi çok önemli. Tuzakla alakalı 6 tane ayet grubu size hatırlatmak istiyorum. Bu tuzak işi ne oluyor? Ne Kur'an'ın bu meseleyle alakalı sözleri neler? Tuzağa karşı Allahu Teala neler söylüyor? Tuzak kuranlar aslında neyi bilmelidirler? Neyi akıllarından çıkarmamalıdırlar? Bu noktada birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. 1. Ali İmran suresinin 54. ayeti. Bu İsrailoğullarının Hazreti İsa'ya kurduğu tuzakla alakalı. Ve mekeru. Bu adamlar İsa'ya karşı tuzak kurdular. Ve mekerallahu. Allah o tuzakları boşa çıkardı.
Vallahu hayrul makirin. Allah tuzakları boşa çıkartanların en hayırlısıdır. Neydi tuzakları? İşte onu asmaya yeltendiler, öldürmeye yeltendiler. Allah onu onların ellerinden kurtardı. Hazreti İsa'yı hem asamadılar hem öldüremediler. Hazreti İsa'yı asamadılar ve Hazreti İsa'yı öldüremediler. Ama bu Hazreti İsa daha sonra ölmedi anlamına gelmiyor. Bir şey aklını şey atayım. Siz ondan sonra uğraşın durun. Enfal suresi 30. ayet bu Hazreti Peygamber'le alakalı. Bakın Hazreti Peygamber için Mekke müşriklerinin yaptığını hatırlatıyor. Enfal suresi 30. ayet. Ve iz yemkuru bike. Sana tuzak kuruyorlardı. Ellezine keferu, kafirler. Biz bituke. Seni tutuklayacaklar. Yani bağlayacaklar. Ev yaptuluke veya öldürecekler. Ev yuhricuke veya seni sürecekler. Tuzak kuruyorlar. Ya bağlamak, tutuklamak, ya öldürmek, ya da sürmek. Bir adamı yerinden, yurdundan sürmek, onu öldürmekten beterdir. Onun için sıralamada sürgünü üçüncü sıraya koydu Allah. Önce tutuklamak, muhasara altına almak, sonra öldürmek, ya da sürgüne göndermek. Ve yemkürûne, tuzak kuruyorlar, tuzak hazırlıyorlar kendilerince. Ve yemkürullahu, Allah tuzakları boşa çıkartıyor. Vallahu hayrul makirin, Allah tuzakları boşa çıkartanların en hayırlısıdır diyor. Tuzaklara, Allah'a nispet edilen tuzak işini boşa çıkarmak diye tercüme ediyorum. Bunun için biraz sonra bir ayet okuyacağım. Niye böyle diyorum? Niye böyle diyorum? Ayeti okumadan söyleyeyim. Niye böyle diyorum? Tuzak kurmak, bir olaya hakim olamamanın ve bir çeşit acizliğin görüntüsüdür. Güçlü olan tuzak kurmaz. Tuzak kurmak, acziyeti gidermek için başvurulan bir hileli yoldur. Allah-u Teala için güçsüzlük asla söz konusu değildir. İnsanların yaptığı şeylerin Allah'ın hesabında yok olmakla nitelendirildiği, ifade edildiği için Allah'a göre insanların tuzakları zaten boştur. Allah onları sistemi gereği boşa çıkmakla nitelendirmektedir. Onun için Allah tuzak kurmaz. Allah tuzakları boşa çıkartır. Yunus suresi 21. ayet. Ve izâ adaknen nâse rahmeten min ba'di darrâ emessettum. Başlarına gelen bir sıkıntıdan sonra insanlara rahmet tattırdığımız zaman اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا. Bir de bakarsın ki onlardan bir grubu kalkar ayetlerimizle ilgili tuzak kurmaya yeltenir. Kul, de ki onlara, Allahu esra'u mekra. Allah tuzakları boşa çıkartmakta herkesten daha süratlidir. İnne rusulena yektubune ma temkurune. Bizim elçilerimiz sizin kurmakta olduğunuz tuzakları ayan beyan kaydediyorlar. Zaten yok olacakları, boşa çıkacakları da başka ifadelerle kesin kes ortaya konuyor.